Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, daha doğrusu bugünkü dersimize geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Java Blackboard isimli Telegram kanalımızda kodlarımızın tamamını yayınlıyoruz arkadaşlar. Faydasının olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza derslerimizin linkini gönderirseniz memnuniyet duyarız. Şimdi, bugün ne yapıyoruz? Bugün bir önceki derste, 139. derste bir sınıf takip asistanı oluşturmuştuk. Versiyon 1.0 diye. Hemen versiyon 2.0 oluşturduk. Bundan sonra 2.1, 2.2, 2.3 diye gitsin. Bunu yanlış yaptım ama artık yaptık bir kere. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimiz ne yapıyor? 139'a şöyle bir bakacak olursak. 139'da sadece bir tane butonumuz vardı. Ve öğrenci kaydı yapıyorduk. Şöyle bir formumuz vardı. Bunu doldurup TXT dosyasına şey yapıyorduk. Kayıt yapıyorduk. Şimdi bu TXT dosyasından sınıf listesi olarak alıyoruz. Burada bir özelliğimiz var arkadaşlar. Yani özellik mi diyeyim ne diyeyim. Biz bütün verileri aynı TXT dosyasına attığımız için dolayısıyla kaydımız farklı oluyor. Yani kaydımız farklı oluyor. Bütün 3 tane sınıfımız var, öyle söyleyeyim. Şimdi bu 3 tane sınıfın işte ne yaptık? Şuradan 5A, 5B ve 6A. Yani senaryomuzdaki öğretmen bu 3 tane sınıfa derse giriyor. Bu 3 sınıfın kayıtlarını biz sadece bir tane TXT dosyasında ve karışık olarak tutuyorduk. Yani öğrenci eklendikçe, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Dolayısıyla biz bunları ayıklayıp şimdi bugünkü dersimizde ilgili butona basıldığında, buraya 3 tane buton koydum. İlgili butona basıldığında o sınıfların bize sınıf listesini verecek. Sınıf listesinde nasıl veriyor? Fotoğraf, öğrencinin adı, numarası ve kalan diğer bilgileri olarak veriyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Sonra da tabi bunları yaparken şeyden TXT dosyasından alıyoruz arkadaşlar. Bugün yani bu dersimizde diyeyim. Bir de şey ekledik. Okul tabelasını ekledik. Yönetmeliğe uygun olarak okul tabelasını ekledik. Tabi burada ben Milli Eğitim Bakanlığımızla problem yaşamamak için logoyu tam net olarak kullanmadım. Kırmızı bir logo kullandık. Kadıköy'deki Java Blackboard Ortaokulumuzun tabelası arkadaşlar. Yani anlatmayı atladığım bir yer var mı bilmiyorum. Yoktur umarım. Zaten şimdi koda geçtiğimiz zaman varsa da orada anlatırız. Şimdi kodumuz ne iş yapıyor? Kodumuz şöyle. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Değişkenlerimiz var burada. Önce bir çalıştıralım. Doğru. Şimdi kodumuzu çalıştırdık. Öğrenci kayıt sistemimiz şu şekilde. Öğrenci kayıt bölümümüz yani 139. dersteki kayıt bölümümüz bu şekilde. Burada yaptığımız kayıtlar TXT dosyasına gidiyordu. O TXT dosyasında oluşan listenin içerisinden 5A liste, 5B liste ve 6A liste diye butonlarımız var. Bu butonlara tıkladığımız zaman o sınıf için kayıt yapılmış öğrencilerin bize listesini getiriyor fotoğraflarıyla birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu tabela dediğimiz kısım boş arkadaşlar. Yani şu yazıları görmezseniz beyaz zemin var. Bunun üzerine biz hatta şuradan görebilirsiniz. Kadıköy, Java Blackboard ve ortaokulu yazılarını, sonra sınıf isimlerini biz kendimiz yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar gelelim şuraya. Bu boşluğa biz kendimiz yazıyoruz. Çünkü her okulun ismi farklı olacağı için burada sadece beyaz alan, beyaz zeminli tabelayı oluşturdum JPEG olarak. Onun üzerine yazıyı ben kendim ekledim. Şimdi sınıf tabelası da boş. Dolayısıyla İşte 5A'ydı, 5B'ydi, sınıf mevcudu. Zaten sınıf mevcudu dinamik olarak geliyor. TXT dosyasından. 6A'ya ait kaç tane öğrenci kaydı varsa onu hesaplayıp buraya yazıyoruz arkadaşlar. Sonra da öğrencilerin işte
ismini yazıyoruz. Daha büyük harfle rakam sınıfını, okul numarasını yazıyoruz. Sonra da arkadaşlar işte diğer kayıtlarımız neydi? Doğum yılı, cinsiyeti, e-maili ve telefon numarası. Bunları da alta ince bir liste olarak, sıra olarak yazıyoruz. Şimdi buradan gelelim. Şurada değişkenlerimiz var. Bunları kodun içinde anlata gidelim. Şuradan kapatalım. Şunları kapatalım. Şöyle bir önce hızlı bir bakış atalım. Şimdi biz bu derste ne yapmışız? Şu font, color ve image, icon vesikalık metotları zaten önceki dersten vardı. İçerik paneli açılışta bizi karşılayan paneldi. Şimdi biz öncelikle TXT satır sayısını alıyoruz arkadaşlar bu metotla. Sonra bu metottan TXT'deki satır sayısını aldığımız zaman toplam öğrenci kaydını, yani bu 3 sınıfı olan toplam öğrenci kaydını öğrenmiş oluyoruz adet olarak. Sonra da bir dizi oluşturup bu elimizdeki rakamla o ikili diziye atıyoruz. Sonra da o ikili dizinin içerisinden ilgili şubenin listesini ayıklayıp gösteriyoruz arkadaşlar. Sonra burada da şube mevcudunu da buradaki kodla alıyoruz, metotla alıyoruz. Şimdi onlara bir bakalım. Öncelikle burada bakmamız gereken ne var? Okul tabela. Şimdi şöyle tabelayı bir açalım. Logo paneli demişiz ona. Ha pardon, logo paneli değil. Onun ismi tabela panel de fontunun ismi logo paneli. O yani logoda kullandığımız font için. Şu boş resim arkadaşlar, ben bunları vereceğim zaten size. Boş resmin JPEG dosyası. Aslında buna sadece şey deseydik, boş tabela deseydik isim daha güzel olur. Neyse, sonra düzeltiriz belki. Ondan sonra ne yapmışız? Image icon olarak label'a o tabelayı atmışız ve onun üstüne de İşte il ve ilçe değişkenimizi, sonra okul adının birinci satırını ve ikinci satırını eklemişiz. Böylece panelimizde tabelamız görünür hale gelmiş. Menü paneline 3 tane daha buton ekledik. İşte şu butonları ekledik. Bunlar ne? 5A listesi, 5B listesi ve 6A listesi. Menü paneli de şuradaki arkadaşlar. Şu butonlarımız. Sonra bunların action listener'ları var. Zaten action listener'larda ana paneli siliyoruz. Sonra bütün panelleri yeniden ekliyoruz. İçerik paneline diyoruz ki bize 0 numaralı, yani 0 parametresini gönderiyorum sana, ilgili yani 5A sınıfının listesini ver demiş oluyoruz burada. Onları aşağıda anlatacağım. Burada hızlı geçiyorum. Ondan sonra içerik paneli. Bu açılışta bizi karşılayan panel içi boş arkadaşlar. Onu henüz daha bir şey düşünmedim. Şöyle tekrar başlatayım. Şurada bir karşılama mesajı olabilir diye söylemişim. Şurası. Şu boş olan yer şu anda açılışta gelen karşılama paneli. Orada bir şey düşünürüz. Henüz bir şey düşünmediğim için orayı boş bıraktım. Gelelim buraya. Integer değer alıp ilgili sınıfın öğrenci listesini göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar burada içerik panelinde parametre olarak integer alıyoruz. Bu 0 5A için, 1 5B için, 2 de 6A için değer alıyor. Burada biz ne yapmışız? Sınıfın mevcudiyetini mi almışız? Yani sınıf listesini almışız arkadaşlar burada. Sınıf listesini almışız. Mesela şube 6A geldiyse 6A'nın mevcudu her ne ise o kadarlık ilgili sınıfın özür dilerim. İlgili sınıfın sınıf mevcudunu göstermek için kullanıyoruz onu. Onu da şöyle açalım. Buradaki işlemini tekrar bakalım işlemine. Şimdi ben 5A'nın listesini istedim ya. 5A'nın sınıf mevcudu 11 ve bu 11 kişinin bilgilerini ben oradan almış oluyorum. Yani şu rakamları, yani şu bütün verileri almak için kullanıyorum burayı. Buranın ikili şeyi bana dönmüş oluyor dolayısıyla. Bakayım öyle mi? Ha, panel olarak döndürüyoruz.
Evet. Şimdi burada ilgili sınıfın kaydı olan o 11 öğrencinin sadece 5A sınıfına kaydı olan 11 öğrencinin bilgilerini alıp gösterdiğimiz panel burası arkadaşlar. Bunu nasıl yapmışız? Mevcudiyeti zaten bildiğimiz için bu mevcudiyet şuradan geliyor. Şuradan geliyor arkadaşlar. Yani şeylerin, şubelerin mevcut. O biraz karışık anlatıyorum ama metottan metoda da atlamamız gerekiyor. Toplam sınıf, toplam, şube mevcudu. Evet. Bu metot arkadaşlar parametre ile yani string bir parametre ile sınıfın öğrenci mevcudunu return eder diyoruz. Şimdi burada biz şeyin içine bakıp yani TXT dosyasından aldığımız string'in içine bakıp 5A, 5B ve 6A'ya kaç tane öğrenci kayıtlı onun numarasını, onun sayısını alıp sonra da mevcut yani ilgili bize 5A gönderildiyse bunu, 5B gönderildiyse bunu, 6A gönderildiyse parametre olarak da bunu döndürüyor. Dolayısıyla biz o sınıfın mevcudunu buradaki parametreden almış oluyoruz. Buradaki parametreden aldıktan sonra artık bizim için şurada göstermek kolaylaşıyor. Tekrar açıyorum şeyi. 5B'nin artık ben biliyorum 5 tane mevcudu var. Dolayısıyla ben bütün sınıf kayıtlarının içerisinde o TXT dosyasının içerisinde 5 tane dosya gönder şey 5 öğrenciyi göstereceğim biliyorum ve onların da 0 numaralı dizideki 0 numaralı şeylerinin infolarının 5B olduğunu biliyorum. 5B'den 5 tane olduğundan dolayı bana onları gösteriyorum. Artık işim kolaylaşmış oluyor. Burada da o işlemi yapıyorum zaten. Şimdi burada o işlemi nasıl yapıyoruz? Öğrencinin öncelikle fotoğrafını gösteriyorduk. Evet. Bu tabela eklemişiz. Panel. Sınıfın, bu yukarıdaki tabela, pardon arkadaşlar, şu sınıf tabelası var ya, yani minik sınıf tabelası. Orada sınıfın şubesi ve sınıfın mevcudunun yazdığı yer. Öncelikle bunu bir kere gösteriyoruz. Sonra öğrencinin ve arkadaşlar benim gönderdiğim zip dosyasının içerisinde, images klasörünün içerisinde, vesikalık klasörünün içinden resimleri alıyor. Dolayısıyla kaydettiğiniz öğrenci resimlerinin burada olması gerekiyor. Yani şu yol fotoğrafların olduğu yol olması gerekiyor. Kaydınızda kayıt yaparken de ona göre seçin. Dosya isminden gidiyoruz ama şu yolda arıyor. Yani siz dosyayı masa üstünden de göstermiş olsanız önemli değil. Orada sadece dosya ismi nokta jpg'yi mesela biz alıyoruz ve sonra dosya ismi imsi oldu. Dosya ismi nokta jpg'yi biz arıyoruz. Dosya ismi nokta jpg'yi ararken de bunu sizin gösterdiğiniz yerden aramıyor. Şu vesikalık klasörün içinde mi değil mi oradan arıyor. Dolayısıyla bu vesikalık klasörün içine atın ilgili fotoğraf dosyalarını. Şimdi burada da artık ben mevcudiyetin 5 olduğunu bildiğim için bir beşlik yani 5'e kadar gidecek bir döngü oluşturmuş oluyorum. Burada ilgili öğrencinin hem şeyini vesikalık fotoğrafını önce gösteriyorum. Ondan sonra da adını soyadını şu font ile gösteriyorum. Şu font ile. Ondan sonra da okul numarasını da şu font ile gösteriyorum. Yani şu şube kodu tabelası için hazırladığımız fontla gösteriyorum. Sonra da diğer bilgileri bir tane string'e atıyorum. Yani 5 numaralı, 6 numaralı, 7 numaralı ve 8 numaralı bilgileri. Bunlar neydi? Bunlar şunlar. Doğum yılı, cinsiyeti, e-maili ve telefon numarası. Onları da tek bir string'e attıktan sonra bu string'i tek bir label'da gösteriyorum arkadaşlar. İnce bir satırda. Ondan sonra da onları panelime ekliyorum ve böylece for döngüsü boyunca öğrenci adedi kadar şey gösterilmiş oluyor.
Ondan sonra şurada fontlar eklemiştik. Bazı işimize yarayan fontları buraya ekledik ki font klasörümüz, font metodumuzdan onları kullanıyoruz. Şu renkler kullandık şeyimizin içinde. Görüyorsunuz zaten panel renkleri vesaire. Ondan sonra image icon, bu eğer bizim gösterdiğimiz fotoğraf 105'e 135'ten büyük ya da farklı bir ölçüdeyse, küçük de olabilir. Bunu 105'e 135'lik bir JPEG'e dönüştürüyoruz. Onun için bu metot var. Bu metotta bizim fotoğrafımızın artık düzgün olarak yerli yerinde gözükmesini sağlıyor. Sonra TXT satır sayısı, öncelikle şeyin satır sayısını alıyoruz. Öğrenci bilgileri.txt'de kaç tane kaydımız var? Bütün öğrenciler, yani o 3 sınıfın kaydını alıyoruz burada bir ikili dizi oluşturmak için. Sonra da ikili dizi oluşturuyoruz o kayıt sayısıyla. Sonra da bu ikili string dizi toplam 3 sınıfın listesini içeriyor. Yani TXT'deki bütün dosyaları, şey bütün kayıtları biz ikili string diziye alıyoruz önce. Ondan sonra da şu parametrelerle onun içinden istediğimiz sınıfın öğrencilerini ayıklıyoruz. Aslında mantık bu arkadaşlar. Hani her seferinde her sınıf için farklı kayıt olacak şekilde TXT dosyası oluşturmadık. Bir tane TXT dosyasının içinde, veri tabanı gibi düşünün yani. Bir tane veri tabanının içerisinde bütün kayıtları tutuyoruz. Biz sadece istediğimiz sınıfı onun içinden alıyoruz. Sonra da şurası ne? Yani şurası şube listesi. İlgili sınıfın listesine buradan almış oluruz. Umarım karmaşık anlatmamışımdır. Çünkü bazı yerlerde karıştırdım. Şeyi kodda karışık gitmek zorunda kaldığımız için. Zaten kodu alıp incelediğiniz zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Aslında çok karmaşık değil. Yapı mantık olarak anlaşıldığı zaman çok da güzel çalışan bir sistem. Şimdi bundan sonraki şeyde ne yapacağız? Dersimizde artık şey yapacağız. Ne yapalım? Not girişlerini yapacağız. Yani her öğretmenin notunu da öğretmenin girdiği dersi henüz belirlemedik. Öğretmen bir tane derse girecek. Mesela diyelim ki matematik, diyelim ki işte fen bilgisi mi oluyor ortaokulda? Ya da işte İngilizce gibi. Neyse. O derse girdikten sonra o dersten ilgili bu her öğrenciye notlarının verildiği, yani iki not bir sözlü, sonra da onun üçünün ortalaması mı oluyor? Onu bir araştırmam lazım. Ortaokulda nasıl oluyor bu işler? Ona göre de kanaat notu falan da ekleniyorsa onları hesaplatıp her öğrencinin dersle ilgili geçme notunu aldığı bir not ortalama sistemi oluşturacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım faydalı oluyordur, faydalı olmuştur ya da size bilgi vermesi açısından, ilham vermesi açısından işinize yarıyordur. İşine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza dersimizin linkini gönderirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.